dişimiz var. Bak şimdi. Hani şeytan icadıydı? Hani motora ya kızım ya motordu? Evet. Tuarek'le Çandarlı'dan Assos'a doğru gideceğiz. Edremit. Orada kamp yapıp Assos'a gideceğiz. Tuarek'imiz de Çandarlı'dan çıkıyoruz. Dediğim gibi neden Tuarek? Fiyat avantajı vardı. Yamaha TNR 700 aşırı pahalanmıştı. Ben de Tuarek'i tercih ettim. Alırken hiçbir fikrim yoktu Tuarek hakkında. Bilgim yoktu detaylı. Sadece Aprilia'nın bir motor olduğunu biliyordum. Fakat araştırınca bir sürü elektroniğinin işte modlar, çekiş kontrol, işte traction kontrol, cruise kontrol, sonra ABS açma kapama gibi gibi burası da Çandarlı sahil. Bir sürü özelliğin olduğunu öğrenince işte ne bileyim TFT ekran, güzel kullanışlı bir ekran görüyorsunuz. Sonra dediğim gibi modlar, LED farlar, sonra işte TFT ekran karanlıkta kendi işte gece modunu alıyor. Şimdi gündüzde yaparken açık renkli bir ekran oluşuyor. Kendi değiştiriyor. Ondan sonra bir de en büyük korkum dediğim gibi lastik patlaması her zaman. Dağda bayırda kalırsak ne yaparız? O yüzden de bu tel jantlı olup hani araziye uygun jant ama lastiklerin de tüplüsü olması gayet güzel. Benim sattığım 2018 Afrika TV'nde de o yoktu. Adventure Sports'ta. Şamrelli lastik vardı. Tüplü dediğimiz. Sonracıma. O yüzden bu da tercih sebeplerinin arasında. Tüplüs lastik. Yani şamrelsiz lastik. Gerçekten büyük bir konfor. İnsana güven veriyor. Bir de en önemli özelliği Afrika TV'ni düşürdüğüm zaman kaldırması çok oluyordu. Arazide işte taşa toprağa çok girdiğim bir... O kadar aşırı off-road yapmıyorum tabii ama yaptığım zaman da düştüğü zaman düştüğü oluyor. Kaldırması gerçekten büyük bir işkenceydi. Ben de böyle orta ağırlık midweight sınıfı dediği işte TNR 700 almayı düşünüyordum. Fiyatları uçunca Tuarek'i aldım. Tuarek'te 203 kilo. Yani düştüğü zaman arazide yatırdığınız zaman tek başınıza gayet kolay kaldırabilirsiniz. Tabii ki arazide kontrolü de kolay. Gayet kolay hani kullanabiliyorsunuz taşta toprakta. Tabii bu hafifliğin dezavantajı da otobanda yüksek hızlarda tabii rüzgarda daha çok sallıyor. Afrika TV'nin gerçekten yani şehirler arası yolda daha konforlu idi. Otobüs gibi gidiyordu. Bu tabii biraz ağırlıktan azaldı ama işte o konfor, şehirler arası sürüşteki konfor bunda da maalesef azaldı. Ama dediğim gibi kafamdaki rota biraz daha taş toprak. O yüzden yapacak bir şey yok. Bunlardan dolayı tercih ettim. Şu arabanın peşine takışayım. Dikili'ye döndük. Çandarlı'dan Dikili'ye. Sahil yolunda çalışmalar var. O yüzden içten gidiyoruz Dikili'ye. Sahil yolu ise daha manzaralıydı ama şu anda yol çalışmaları toz toprak. Hiç gerek yok şu an için. Bakalım. Aklıma gelen özellikler bunlar. Tuarek'in güzellikleri. Peki ben bunu aralıkta aldım. Şu anda Temmuz'dayız. İlk defa şimdi böyle arkçılı da yolculuk yapıyorum. Arkçılı konforu nasıl? Arkçıya sorarız sonra bir ara durunca. Arkçı, ne haber? Afrika TV mi Tuarek mi? Afrika TV. He? Afrika TV. Neden? Daha rahat. Daha rahat. Bir rahatsız değil ama onun sesi daha güzel. Onun sesi güzel. Vay. Afrika TV'nin sesi güzel. Çok ayıp. Hani benim için sürüşü zorlaştırıyor mu arkçı? Hani bunda malum motor biraz daha küçük, daha hafif Afrika TV'ne göre.
Bakalım göreceğiz. Ben de onu merak ediyorum zaten. Çantaları da yükledim zaten. Ağırlık var. Sonuçta Afrika Bitiyen'in 1000cc bu 660. Bakalım nasıl olacak? Göreceğiz. Ekranımızda görüldüğü gibi böyle modlar, işte çeşitli bilgiler var. Ortalama hız, maksimum speed, hız, işte trip 72 km olmuş, 2296 km'deyim, traction kontrol seviyesi, bilmem ne gibi gibi özellikleri var. Bunları sollayayım ben. Tabii ki şunu da söylemek lazım. Hani elektronik, çok elektronik dağılmıyor. Hani kimine göre evet, kimine göre değil. Hani daha çok elektronik, daha çok bozulacak şey demek. Böyle de bir olayı var. Hani bu komple bir tercih meselesi. Hani Tenere 660'lar, Tenere 700'ler az elektronik olması hani uzun yolda arıza yapmaz. Yaparsa da hani kendim düzeltebilirim ya da oralarda bulduğunuz herhangi bir tamirci yapabilir gibi bir görüşü de barındırıyor. Yani gerçekten doğru. Japon motorlarda biraz daha güvenilir midir İtalyanlara göre? Evet, kesinlikle öyle. Yani onların da avantajı bu. Elektronik sevenlere Touareg daha iyi gelebilir. Artık bu dediğim gibi göreceli bir kavram. Bakacağız. Burası da Trolltunga kampı, Edremit'te, Gaz Dağları'nda. Güzel bir yer, görüldüğü gibi küçük havuz var. Motorcular da geliyor, tercih ediyor. GS'ler var, Tenere var, Ducati var, Benelli vardı gitti. Ben yukarı çıkayım mı? Olur. Hadi bakalım. Trolltunga'ya veda. Haydi bakalım, Trolltunga'dan çıkıyoruz. Avrat'ı da alalım. Hadi. Yolu biraz bozuk. Haberiniz ola. Touareg'e koymaz gerçi. Çılı zor oluyor buralarda ama gidiyor. Sorun yok. Touareg'in sevdiğim bir yönü, motor freni çok güçlü. Şu anda görüyorsunuz bayağı dik bir amaç ama hiç fren kullanmadan cayır cayır iniyor. Özellikle kişisel modunu ayarladığım zaman, ayarladım zaten, en kuvvetli güce ve en kuvvetli motor frenini ayarladım. Yani böyle %30-%40 eğimli yerleri ikinci, üçüncü vites hiç fren kullanmadan iniyorum. Yani en sevdiğim özellikler arasında Touareg'in motor freni ya. Özellikle 1, 2 ve 3. viteste çok güçlü bir motor freni var. Fren balatası dostu bir motor, yani öyle söyleyeyim. Hiç fren kullanmadan
sadece motor freniyle %30, %40 eğimli yerleri bile iniyorsunuz. Bence çok güzel. Mesela Afrika TV'nin böyle biraz hani %20, %30 eğimli yerlerde mesela ikinci, üçüncü vitesi aşağı saldığım zaman hızlanır ve arada fren kullanmak durumunda kalırdım. Şimdi ise Touareg'de ikinci, üçüncü viteste hani hızlanması için gazı açıyorum. Motor freni o kadar güçlü. Benim çok hoşuma gidiyor. Yani fren balatası dostu bir motor bence. Bu açıdan sevdiğim özelliklerden biri olarak söyleyeyim. Önce Touareg'den. Güzel, eğlenceli bir motor. Ama mükemmel bir motor mu? Aa, budur. Değil tabii ki. Beğenmediğim özellikleri de var. Şimdilik burada bırakayım. Beğendiklerimi saydım. Avantajlarını, dediğim gibi fiyat avantajını, elektronik traction control. Bir de beğenmediğim özellikleri de birazdan yolda tekrar size anlatırım. Beğenmediğim yönleri de var tabii ki. Her motorda olduğu gibi. Görüşürüz.